Tekrardan merhaba gençler hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz gençler bugün sizlerle birlikte modern fiziğin teknolojideki uygulama alanları yani görüntüleme teknolojileri konusunu işleyeceğiz bu videoda konu işleyeceğim bundan sonraki videoda da bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız ve bu konuyu da geride bırakacağız daha fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Fizik ve teknoloji ayrılmaz bir bütündür. Günlük hayatta kullanılan teknolojilerin temelinde fizik biliminin yasa ve teorileri yer alır. Fizikte yapılan buluşlar yeni teknolojilerin üretilmesini sağlamaktadır. Tıp, eğitim, mühendislik alanlarında gelişen teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Biyomedikal mühendislerin tasarladıkları birçok teknolojik ürün sayesinde teşhis ve tedavi imkanları artmıştır. Bir sürü görüntüleme teknolojisi var, değil mi artık tıpta? Röntgen, MR, tomografi, ultrason, bir sürü. E bunların temelinde ne yatıyor? Fizik yasaları ve teorileri yatıyor. Biyomedikal mühendislerinin tasarladıkları bu ürünlerin doktorların yorum yeteneklerini arttırdığında arttırdığına şüphe yok. Fizik yasaları temel alınarak oluşturulan ve insanoğlunun tanılama yeteneğini arttıran bu teknolojilere görüntüleme teknolojileri deniyor. Birinci görüntüleme cihazımız röntgen cihazı. Buna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın cihazlarla ilgili karşınıza gelebilecek bilgileri vereceğim. Yani çok ayrıntı çok detay bilgi vermeyeceğim. Çünkü bunlar karşınıza gelmeyecek. Dolayısıyla VIP fizik kanalının genel özelliği nedir arkadaşlar? Müfredata birebir uyumlu içerikler üretmektir. Yani ben size bir röntgen cihazını üretebileceğiniz kadar bir bilgi vermeyeceğim. Bunu ben de bilmiyorum zaten. Karşınıza soru olarak gelebilecek bilgilerin tamamını vereceğim. Aşırı ayrıntıya girerek kafanızı kesinlikle karıştırmayacağım. X ışınları 1895 yılında Alman fizik profesörü Röntgen tarafından bulundu ve Nobel ödülünü de aldı. Hatta alınan ilk fizik Nobel ödülü. Radyoaktif tanı yöntemlerinin en eskisidir. Bakın radyoaktif deniyor çünkü röntgen cihazında X ışınları kullanılıyor. X ışını da vücuda zarar veren bir ışındır ve radyoaktif bir ışındır. O yüzden radyoaktif tanı yöntemlerinin en eskisidir. Röntgen cihazı X ışınlarını kullanır. Dokulardan geçebildiği için zaten o yüzden zarar veriyor. Hani bazen diyoruz ya bu konunun içinden geçeceğiz baba falan diyoruz ya. X ışınları bizim içimizden geçiyor işte. Yani o yüzden bu kadar zararlı. Dokuların içinden geçebiliyor. Evet, ucuz, kolay ve hızlı bir yöntem olmasına rağmen X ışınlarının zararlı etkilerinden dolayı burası çok önemli. ...zararlı yani... ...zararlı etkilerinden dolayı... ...çok sık kullanılmamalıdır. Yani benim... ...işte parmağım çatlak mı... ...röntgen çekineyim... ...işte şu mu bu mu röntgen çekineyim... ...sık sık röntgen çekinmek... ...doğru bir şey değil. Hatta ben elimden geldiği kadar... ...çekinmemeye çalışıyorum. Hatta ben alışveriş merkezlerindeki... ...x-ray cihazından geçerken bile... ...yani bu bende biraz takıntı... Iı, ...durumunda... Yani ne var ne yok hepsini kenara çıkartıyorum, ayırıyorum. Ondan sonra oradan geçiyorum. Biraz abartıyorum ben. Radyografi vücudun kemik ihtiva eden kısımlarında görüntü oluşturabilir. Ancak karın boşluğunda bulunan yumuşak dokulardan oluşan organlarda yetersiz kalır. Yani röntgen cihazı kemik yapısıyla ilgili filmlerde çok işe yarıyor. Ancak Yumuşak dokularda röntgen cihazı işe yaramıyor. Burada radyografi denilen olay nedir? Radyografi X ışınlarıyla yapılan görüntüleme işlemine veriliyor. Yani bu aletin adı röntgen cihazı. Röntgen cihazının temelinde X ışınları var. Röntgen cihazıyla yaptığın görüntülemeye verilen isme de radyografi deniyor ve yumuşak dokularda işe yaramıyor. Yumuşak dokuların görüntülenmesinde ise radyoskopi kullanılır. Radyoskopide de X ışınları var ancak biraz daha detaylı bir işlem yani orada yumuşak dokularda da işe yarıyor. Evet, ikinci cihazımıza gelelim. MR cihazı. Bakın, hangi cihazda Hangi ışın kullanılıyor veya hangi dalga kullanılıyor bunu kesinlikle bileceğiz. Hangi cihaz zararlı, hangisi zararlı değil bunu da bileceğiz. Ben size bilmeniz gereken her şeyi veriyorum. MR cihazı, açılımı nedir? Manyetik rezonans. Ve buradaki R'den aklınızda bir şey daha olsun. MR cihazında radyo dalgaları kullanılır. Yani elektromanyetik dalgalardan hangisi kullanılır derse MR cihazında radyo dalgaları kullanılır. X ışınları kullanılmaz. O yüzden MR cihazı, MR cihazı zararlı bir görüntüleme e, sistemi değildir. Yani X ışınlarıyla röntgenle görüntüleyene kadar MR cihazıyla görüntüleseniz hem daha detaylı bir görüntüleme yapmış olursunuz hem de zararsız bir görüntüleme yapmış olursunuz. Ama neden MR cihazı daha az tercih ediliyor? Çünkü MR cihazı röntgen cihazı kadar pratik değil. Yani hemen filmi çekip eline vermiyorlar. Ama röntgen cihazında çekiniyorsun, direkt film çıkıyor. Pratik yani. Dolayısıyla MR cihazı e, hem çok e, uzun süreli bir çekim sürüyor. Hem çekimin raporu birkaç gün içerisinde ancak çıkabiliyor. Dolayısıyla çok pratik değil ama çok daha detaylı görüntü veren ve çok daha zararsız, daha doğrusu zararsız bir görüntüleme teknolojisidir. Evet şimdi gelelim. Sağlık alanında kullanılan görüntüleme yöntemlerinden biridir. Canlı dokulara manyetik alan içerisinde gönderilen radyo dalgalarının bakın dikkat edin. Manyetik alan içerisinde radyo dalgalarını gönderiyorsun. Radyo dalgalarının etkisiyle hareket eden hidrojen atomunun yaptığı ışımaları görünür hale getiren cihazlara MR cihazı denir. Şimdi radyo dalgaları yani nedir? Bir fotondur. Sonuçta elektromanyetik dalgaların tamamına biz foton diyoruz. Yani hidrojen atomunun üzerine foton yolluyorsun. Hidrojen atomu uyarılmış oluyor. Uyarıldıktan sonra temel hale dönerken ışımalar yapıyor. O ışımaları da bu cihaz ne yapıyor? Görüntüye dönüştürüyor. Ayrı bir teknolojiyle onları görüntüye dönüştürüyor. Şimdi çalışma prensibi olarak hidrojen atomunun çekirdeğinde bulunan proton. Asıl mantığını anlatıyor burada. Hidrojen atomunun çekirdeğinde bulunan proton güçlü bir manyetik alanın etkisinde bırakılır ve üzerine radyo dalgaları gönderilir. Hastalıklı dokulardaki su miktarı sağlıklı dokulara göre daha fazla olduğundan hastalıklı dokulardaki proton yoğunluğu da daha fazladır. Hasta dokuda su daha fazlaysa e suyun içerisinde de zaten hidrojenler daha fazla oluyor. Dolayısıyla nerede su fazlaysa orada hidrojen fazla ve orada proton fazla ve haliyle oradan yapılan ışıma daha fazla anlamına geliyor. Radyo dalgalarıyla karşılaşan protonlar yoğunluk, dağılım ve dizilişlerine göre farklı sinyaller oluşturur. Bu sinyaller MR cihazı tarafından görüntüye dönüştürülür. Çok da ayrıntısını bilmenize gerçekten gerek yok. Yani ben bile burada biraz fazla ayrıntı verdim. Çalışma mantığı ile ilgili biraz bilginiz olsun diye verdim. Ama sizin bileceğiniz radyo dalgaları kullanılır. Ve manyetizma kullanılır. Başka ne var? Vücuda herhangi bir zararı yoktur. Radyasyon kullanılmadığı için zararı yoktur. MR cihazı yumuşak dokuların görüntülenmesinde, beyin ve omurilik hastalıklarının teşhisinde ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tespitinde kullanılır. Geldik tomografi cihazına. X ışınlarını kullanarak vücudun belirli bir kesitinin, bak burası önemli, Tomografi dediği zaman belirli bir kesit. Bu ifadeyi muhakkak duyarsınız soruda. Belirli bir kesit dediği anda tomografi. Ve tomografide de X ışınları var. O zaman diyeceksin ki tomografi de zararlıdır kardeşim. Bitti. İşin içinde X ışını varsa zararlıdır. Görüntülenmesini sağlayan radyolojik bir tanılama cihazıdır. Günümüzde tomografi cihazı bilgisayar yazılımları ile beraber kullanılıyor. O yüzden de bilgisayarlı tomografi deniyor. Yani kapılarında genelde BT yazar. Bilgisayarlı tomografi. Gönderilen X ışınları farklı dokularda farklı oranlarda soğurulur ve değişim dedektörler aracılığı ile tespit edilip yazılımlar aracılığıyla görüntüye dönüştürülür. Röntgene göre daha fazla tercih edilmesinin nedeni daha ayrıntılı görüntüler vermesidir. Çünkü işin içerisine bilgisayar da giriyor. O yüzden daha ayrıntılı görüntü veriyor. Röntgene göre daha çok tercih ediliyor. Röntgen de zararlı, tomografi de zararlı. Zararlı diye kullanmayacak mıyız? E mecbur kaldığımızda tabii ki de kullanacağız. Canlı dokular için zararlıdır diyerek bunu da geçiyoruz. Şimdi geldik PET. Pozitron emisyon tomografisi. Genelde kanser hastalarının, tümör olan hastaların kullandığı bir görüntüleme teknolojisidir. Damar yolu ile vücuda enjekte edilen radyoaktif maddeleri. Yani şekerli suyun içerisine radyoaktif bir madde konuluyor ve o damar yolundan size enjekte ediliyor. Yani hastaya enjekte ediliyor. Radyoaktif maddeleri biriktiren dokulardan yayılan artı yüklü beta ışını yani pozitronu görüntüleyen nükleer tıp cihazının adıdır. Yani burada olayımız beta ışımasıdır. Beta ışıması iki taneydi. Beta eksi ve beta artıydı. Buradaki yapılan ışıma beta artı ışımasıdır. Yani elektronun karşıt parçacığı pozitron deniyordu. İşte o ışımadır. E, vücuda radyoaktif sıvı veriliyor. Kanserli dokular, hasta hücreler diyelim. Daha fazla sıvı emme isteğinde bulunuyorlar. Eğiliminde oluyorlar. Dolayısıyla daha fazla radyoaktif maddeyi emiyorlar. Dolayısıyla daha fazla emdikleri için de daha fazla beta ışıması yayınlıyorlar. Ve dolayısıyla biz hangi bölgede e, kanserli hücre olduğunu fark edebiliyoruz. Cihazın çalışma mantığı budur. Organ ve dokuların ne kadar sağlıklı çalıştığını yani bir organın ne, sağlıklı çalışıp çalışmadığını PET ile belirleyebiliyorsun. Organın ne kadar oksijen tükettiğini, ne kadar kan aldığını, yani sağlıklı çalışıp çalışmadığına PET cihazıyla karar verebiliyorsun. Çok ileri bir görüntüleme teknolojisidir. Vücuttaki anormal metabolik durumların yerini belirler. Nokta atışı yerini belirliyor. Günümüzde genellikle bilgisayarlı tomografi ile birlikte kullanılıyor PET. Yani buna da PET BT deniyor. Bilgisayarlı tomografi ile birlikte PET kullanılıyor. Kanser, Parkinson benzeri hastalıkların tanılamasında kullanılır. Ve geldik ultrason cihazına. USG ile de gösterilebiliyor kısaltılması. Arkadaşlar bu cihazın insan sağlığına hiçbir zararı yoktur. Çünkü sadece ve sadece ses dalgaları kullanılıyor. Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılıyor. Bu dalgalara ultrasonik ses dalgaları deniyor. Düşük frekanslı ses dalgalarına infrasonik deniyor. İnsan kulağı 20 Hz ile 20 hertz ile 20.000 Hz arasındaki frekanslı sesleri duyabiliyor. 20'nin altını da duyamaz. Yani infrasonik dalgaları da duyamaz insan kulağı. 20.000'in üstünü de yüksek frekanslı ses dalgalarında biz duyamayız. Evet ultrason cihazı yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır herhangi bir zararı yoktur. Ses dalgalarının görüntülenmek istenilen bölge üzerine düşürülmesi ve yansıyan ses dalgalarının işlenmesiyle görüntüleme yapılmasını sağlayan cihaza ultrason ya da USG denir. Şimdi kabaca söylüyorum. Bir ses dalgasını gönderiyorsunuz. Ses dalgası eğer çok yakında bir engel varsa gönderdiğiniz ses dalgası hemen size geri dönüyor. Ama daha uzakta bir engel varsa daha geç geri dönüyor. İşte siz gönderdiğiniz ses dalgalarının geri dönüş sürelerine göre çarptığı engelin şeklini görüntüsünü oluşturabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Şimdi şu şekilde pardon bir saniye. Örnek veriyorum şu şekilde bir bölgeye ses dalgası gönderdiniz diyelim. Gönderdiğiniz ses dalgalarının gönderdiğiniz ses dalgalarının orta kısma çarpıp geri dönme süresi daha kısadır. Uç kısımlara çarpıp geri dönme süresi daha uzundur. Dolayısıyla siz gönderdiğiniz dalgaların yansıma sürelerinden yola çıkarak görüntü elde ediyorsunuz. İşte bu cihaza ultrason cihazı deniyor. Herhangi bir radyasyon içermediği için zararsızdır. Eş zamanlı görüntü vermesinden dolayı çok tercih edilir. Yani doktor direkt ultrasonu karnınıza koyup görüntüyü de ekrandan görebiliyor. Eş zamanlı olarak o yüzden çok tercih ediliyor. Çok pratik. Hiçbir zararı yok. Yani hamilelerin dahi kullanabildiği bir cihazdır bu. Ultrasonik ses dalgalarından tıp, denizcilik ve askeri savunmada yararlanılır. Bakın ultrason cihazından demiyorum. Ultrasonik ses dalgalarından yani yüksek frekanslı ses dalgalarından tıp, denizcilik ve askeri savunmada yararlanılır. Birazdan denizcilikte nasıl yararlanıldığını da sizlere anlatacağım. Ve geldik oraya değil mi? Bakalım yanlış gitmeyelim. Sonar cihazına geldik. Yüksek frekanslı ses dalgalarının deniz sektöründe kullanılması işte sonar cihazıyla gerçekleşiyor. Yarasalar uçarken yönlerini ultrasonik ses dalgalarını kullanarak bulurlar. Yunuslar su altında yüksek frekanslı ses dalgaları ile haberleşirler. Şimdi arkadaşlar yarasaların görme duyuları çok gelişmemiştir. Ancak çok iyi görüyor gibi ilerlerler. Karanlık ortamlarda dahi hiçbir engele çarpmadan yolunu bulurlar. Nasıl buluyorlar? Ses dalgası gönderiyor. Gönderdiği ses dalgası hemen geri dönerse demek ki önümde engel var diyor hemen yönünü değiştiriyor. Hemen o yönde bir ses dalgası gönderiyor. O yönde gönderdiği ses dalgası geç geliyor. Dolayısıyla burada bir engel yok diyor ve oradan ilerliyor. Tabii bu işlemi çok çok kısa süre içerisinde yapıyor. Yani aşırı kısa sürelerde gönderiyor, algılıyor. Gönderiyor, algılıyor ve yani yönünü buluyor ya. Bu kadar gerçekten müthiş bir şey. Gerçekten çok etkilendim ben. Hani bunu ilk duyduğumda çok etkilenmiştim. Yani gözleri görmeden yönünü bulabiliyor. Ses dalgalarıyla ultrasonik ses dalgalarıyla. Sonar cihazının çalışma prensibi de bununla aynı. Yani ultrasonun da aynı, sonar cihazının da aynı. Olay nedir? Olay yüksek frekanslı ses dalgasını göndermek ve engelden yansıma süresine bakarak görüntü ölçmek, görüntü elde etmek. Sonar cihazının çalışma prensibi yüksek frekanslı ses dalgalarının bir engele çarpıp yansımasına dayanır. Kaynaktan çıkan ses dalgaları Su altında herhangi bir cisim ile karşılaşıncaya kadar ilerler. Cisme çarpan ses dalgalarının geri dönme süresinden yararlanarak cismin uzaklığı saptanır. Elde edilen veriler bilgisayarda işlenerek görüntüye dönüştürülür. Deniz altı haritalarını çıkarmakta kullanılır. Balıkçılıkta kullanılır. Balık sürüleri nerede? Burada mı, orada mı, şurada mı? Gönderiyorsun ses dalgalarını sana balık sürülerinin yerini söylüyor. Askeri donanmalarda kullanılır. Denizaltı maden araştırmalarında kullanılır. Mesafe ölçmek için kullanılır. Yani sonar cihazı da bu şekilde ses dalgalarını kullanıyor. Ve geldik arkadaşlar artık radar cihazına. Şimdi radar cihazı günümüzde biliyorsunuz en çok hız kontrollerinde karşımıza çıkıyor. Yani yüksek hızlarda gittiğimiz zaman işte radara yakalandım, ceza ödedim falan filan. Radar cihazının çalışma prensibi nedir? Bakın dikkat edin. Elektromanyetik dalga olan radyo dalgalarını bir engele çarpıp yansımasını temel alır. Yani ultrason ses dalgalarının yansımasını temel alarak çalışıyor ama radar elektromanyetik dalgaların engele çarpıp yansımasını temel alıyor. Ve herhangi bir elektromanyetik dalga değil, radyo dalgaları olacak. Bir de günümüzdeki radar cihazlarında artık mikro dalgalar kullanılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani testte karşınıza radar dediği zaman mikro dalgaları da çıkarabilir. Radyo dalgalarını da çıkarabilir ama ikisini aynı anda çıkartmaz. Çünkü eski tip radarlarda radyo dalgaları kullanılıyordu. Yeni tip radarlarda mikro dalgalar kullanılıyor. O yüzden ikisi de doğru diyeceğiz. Engelden yansıyan radyo dalgaları kullanılarak cisimlerin uzaklıkları, hareket yönleri ve hızları hakkında bilgi edinilir. Yani araca bir tane radyo dalgası gönderiyorsun. O radyo dalgası araca araca çarpıp geri geliyor ve o süreden yani geri gelme süresinden sen o aracın hızını belirleyebiliyorsun. Trafikte hız sınırına uymayan araçların belirlenmesinde kullanılır. Uçak ve gemi trafiğinin kontrol edilmesinde kullanılır. Askeri alanda gözetleme gözlem, erken uyarı ve füze savunma sistemlerinde kullanılır. En azından bir kez nerelerde kullanıldığını duymanızı istedim. Geldik termal kameralara. Cisimlerin şekillerini ve yaydıkları kızılötesi ötesi ışıma yoğunluklarını görüntüleme sistemidir. Termal kameraların çalışma prensibinde kızılötesi ışınlar vardır. Bunlara infrared ışınlar denildiği için IR ile de gösterilebilir. IR enerjiyi algılayarak görüntü veren kameralara termal kameralar denir. Şimdi arkadaşlar sıcaklığı mutlak sıfırın üzerinde olan mutlak sıfır demek eksi 273 santigrat ya da sıfır kelvin demektir. Mutlak sıfır üzerinde olan bütün cisimler yani kısacası herhangi bir sıcaklığı olan bütün cisimler eksi 200 derece bile olabilir fark etmez. Bütün cisimler aslında ne yayınlıyor? Kızıl ışıma yayınlıyor. Biz bunu siyah cisim ışıması diye bir konu anlatmıştım. Orada işledik. İşte bu kameralar yayılan bu ışımaları görüntüye çeviren bir teknolojidir. İnsan vücudu da Sıcaklığından dolayı bir ne yapar? Işıma yapar. Yaptığı ışıma kızılötesi ışıma olduğu için gözle görülmez. Ancak termal kameralarla görülür. Bakın burada bir tane kedinin termal kamerayla nasıl görüldüğünü görüyorsunuz. Sonuçta vücudunun bütün her yeri aynı ısıya sahip olmadığı için, aynı sıcaklığa sahip olmadığı için termal kamerada da böyle görüntü farklılıkları olabilir. Yani insanın da mesela Ağız içi sıcaklığıyla kulaklarının sıcaklığı ya da yüzünün, alnının her yerinin sıcaklığı eşit değildir. Dolayısıyla termal kamerada böyle farklı renklenmeler sıcaklık değerine göre olur. Termal kameralar genellikle güvenlik alanlarında tercih edilir. Gece görüş sistemleri, güdümlü füze sistemleri ve benzeri askeri sistemlerde termal kameralar kullanılır. Şimdi arkadaşlar mesela bir evin bakın burası çok önemli. Binaların çatısı, penceresi ve duvarları ısı yalıtımı açısından kontrol edilirken termal kameralar kullanılır. Termal kamerayı bakın uzaktan eve tutmuş ve evin içindeki ısıyı dışarı verip vermediğini termal kamera sana gösteriyor. Yani binanın yalıtımı iyi olursa Evin içindeki ısıyı sen termal kamerayla e, çok net bir şekilde görüntüleyemezsin. Ama yalıtım iyi değilse termal kamerayı tuttuğun zaman evin içerisindeki bütün ısı hatta evin içerisinde yaşayan insanların dahi vücut ısıları sana görünür. Dolayısıyla ona göre yalıtımının kalitesini arttırabilirsin veya çatının ısı yalıtımının iyi olup olmadığını kontrol edebilirsin. Termal kameralarla ulaşılamayan noktalardaki sıcaklık değerleri ölçülebilir. Yani elle ulaşamayacağın bir bölgenin sıcaklığını termal kamerayla uzaktan ölçebilirsin. Böyle imkanları vardır. Askeri alanda da örneğin termal kamerayla gece yarısı bir araziye baktığın zaman o arazide bir canlı var mı? Bir canlı yok mu? Yani baktığın zaman şöyle sınırını tehdit eden bir güvenlik açığı oluşturabilecek bir canlı oraya yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu? Geceliğin bunu gözünüzle göremezsiniz ama termal kamerayla çok net bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü insan vücudunun yaydığı ışıkla yerdeki toprağın sıcaklığından dolayı yaptığı ışık aynı değil. Dolayısıyla da çok net bir şekilde bir canlı varsa fark ediliyor. O yüzden daha çok termal kameralar güvenlik sistemlerinde tercih ediliyor. Ve geldik LCD yani İngilizce harflerinin, İngilizce kelimelerinin baş harfleri LCD. Bunun anlamı sıvı kristal ekran anlamına geliyor. Yani LCD dediği zaman işin içerisinde illaki sıvı kristal lafı geçer. LCD teknolojisinde sıvı kristaller kullanılır. Katı ve sıvı arası kimyasal özelliğe sahip, bir katı kadar düzenli olmayan ama belli bir derecede dizilişe sahip olan maddelere sıvı kristal denir. Şimdi sıvı kristalin yani LCD teknolojisinin ayrıntısını burada sizin bilmenize gerek yok. Ben burada görsel olsun diye, yani böyle bir bakın diye bunu paylaşıyorum. Ama sizin bu katmanları bilmenize, ezberlemenize falan gerek yok. Ben sadece bir görüntü olsun diye o şekilde onu oraya verdim. Sakın onları falan ezberlemeye çalışmayın. Söylediğim bilgiler sizin için yeterli olacaktır. Sıvı kristallerin en büyük özelliği içerisinden geçen ışınları istenilen doğrultuda yönlendirebilmesidir. Yani ekranın hangi noktasına hangi ışığın düşmesini istiyorsan sıvı kristalle buna yön verebiliyorsun. E, dolayısıyla da görüntüyü istediğin noktaya düşürebiliyorsun. Böylece istenilen görüntü ekranın istenilen yerine düşürülebilir. LCD panellerin görüntü oluşturma sistemi bazı katmanların üst üste getirilmesiyle sağlanır. Yanda o katmanları görüyorsunuz. Az yer kaplamaları. Bak burası önemli. Düşük enerji tüketmeleri ve katot ışınlı tüplere göre eski ekranları bilir misiniz? Bilmiyorum. Arkasında bu kadar tüp vardı. Yani bir monitör düşünün. Arkasında bu kadar tüpü vardı. Televizyonların arkaları inanılmaz derece büyüktü. Yani onlara göre çok az yer kaplıyor. Onlar çok radyasyon yayıyordu. LCD teknolojisi neredeyse hiç radyasyon yaymıyor. Daha az enerji tüketiyor. Her anlamda çok daha avantajlı. Evet, avantajlarını da söyledikten sonra artık son kısım olan plazma teknolojisinden de bahsedip konuyu bitiriyoruz. Plazma Yüksek sıcaklık ve basınç altındaki gazın iyonize olmuş haline plazma denir. Bu plazmanın tanımı. Maddenin dördüncü hali olarak da plazma bilinir. Plazma teknolojisinin temeli piksele dayanır. Bakın LCD teknolojisinin temeli sıvı kristaldir. Plazma teknolojisinin temeli pikseldir. Pikseller de alt piksellerden oluşur. Ekranı oluşturan her bir alt piksel kırmızı yeşil mavi biliyorsunuz ışığın ana renkleri bunlar. Kırmızı yeşil mavi renklerden birisini yayan mikroskobik floresanlar gibi davranır. Bu alt piksellerin ışık yoğunlukları değiştirilerek farklı renk tonları elde edilir. Ve bir plazmanın yaklaşık ömrü 60 bin saat kadardır. Dolayısıyla bunun da çok ayrıntısını bilmenize gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani gerek olsaydı ben buraya her şeyimi yazardım. O yüzden bu verdiklerim yeterli olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir sonraki videomuzda yani soru çözüm videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.